Sayın seyirciler merhaba. Spor Ruhu'nun bu haftaki programında konuğumuz dünyada ve ülkemizde kickboksun duayenlerinden Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı. Ve tabii her zaman olduğu gibi Sabah Gazetesi spor yazarı Ali Erdoğan da konuğumuz. Ali abi artık ev sahibi. Ev sahibi oldu. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok yoğunsunuz. Bu programın içinde yer aldığınız için çok mutluyuz. Siz bu yoğunlukta bize zaman ayırdınız. Başkanım, kickboks nasıl bir spor? Ne zaman doğdu? Dünyadaki, ülkemizdeki gelişimi nedir? Biz hep böyle sert bir spor olarak biliyoruz. Evet. Kickboksu nasıl anlatalım? Ülkemizdeki durumunu, dünyayı? Yani gençlerimiz nasıl bu spora özensin? Özensin. Değil mi? Bunu bir şey yapalım. Öncelikle kickboks camiasına vermiş olduğunuz değerden dolayı Kanal 5 ailesine ben teşekkür etmek istiyorum. Kickboksun Türkiye'de öncelikle dünyadaki doğuşunu söylemek istiyorum. Kickboks bir mix bir spor. Yani karatenin, tekvandonun, boksun karışımı gibi olan veyahut da işte başka judonun veyahut da karateye yakın bazı tekniklerinin karışımı olan bir mix bir spor. Bu yaklaşık bunun başlangıç tarihi 2000 yıl önceden başlamakla birlikte dünyadaki asıl resmiyetteki başlayış tarihi yaklaşık 1974 yıllarda Amerika'da bir başlayan akımla başladı. Daha sonra ise ülkemizde 1994 yılında Boks Federasyonu Başkanlığı bünyesi içerisinde bir spor dalı olarak devam etti. Ve tabii yaklaşık 1998'in sonuna kadar Boks Federasyonu Başkanlığı bünyesi devam etti. 1999 ve 2000 yılı içerisinde faaliyetler o zamanın Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından durduruldu. 2001'de tekrar Boks Federasyonu Başkanlığı bünyesine başladı. Ve 2005 yılında Mücadele Sporları Federasyonu Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından kuruldu. Orada 5 tane branş oluştu. Bunlardan bir tanesi kickboks, muay thai, aşara budokaido, aikido ve wushu branşları. Daha sonra da 2006'da dönemin Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Atay zamanında ise Sayın Başbakanımızın vermiş olduğu talimatla birlikte artık spor branşları bağımsız federasyonu haline geldi. 2006'nın yılının sonunda bağımsız federasyon oldu. 2007 yılında ise ilk seçimli olan Mali Genel Kurulu ve seçimli genel kurulu yapıldı. O zamandan bu zaman 3 dönemden beri de federasyon başkanı olarak görev yapmaktayım. Tabii ülkemizdeki kickboksun gelişimi çok hızlı bir süreçte devam etmekte ve halen de en iyi şekilde devam ediyor. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ben Türkiye'nin her yerinde 81 ilde kickboks sporu yapılmakta. Ve kickboks sporunun her yere bizim federasyonumuzun da özellikle söylemek istediğim bir konu daha var. Federasyonumuzun misyonu ve vizyonu çok farklı. Yani gitmediğiniz yer sizin değildir diyoruz biz. Biz dolayısıyla Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Türkiye'nin her yerine kickboks yapılan her yere ulaşıyoruz. Ve elimizden geldiği kadar da camiamıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biraz evvel Ali Bey'le de sizinle de görüştük. Hatta siz bana söylediniz bu camia çok farklı bir camiaya benziyor. Ben görmedim dediniz. Web sayfasını kontrol ettim. Her camilerde her türlü haber var. İşte doğum haberleri, cenaze haberleri, düğün haberleri ama bunun yanı sıra ise federasyonun branşlarıyla ilgili başarılarla var. Şimdi bizler camiamızı bir aile ortamı içerisinde yönetiyoruz. Belki bu camianın bu kadar yükselişinin en büyük sırrı bu. Çünkü ben federasyon başkanıyım. Ancak bu camiada ben federasyon başkanı değilim. Ben burada sadece bir liderlik yapmaya çalışıyorum. Camianın federasyonun başkanları, antrenör, hakem arkadaşlarımız, antrenör arkadaşlarımız, işte sporcu kardeşlerimiz, bu camianın bireyleri, evlatları bir aile ortam içerisinde bu camiayı yönetmeye çalışıyoruz ve bu başarı bu şekilde devam ediyor. Başkan, şimdiki kickboks, ben çocuğumu veya bir kız çocuğu veya erkek çocuğu kickboksa başlaması için ne yapması gerekir? Kaç yaşında başlaması lazım? Yani nasıl bir malzemeyle sizin bu günde tesisleriniz, antrenörünüz yeterli mi? Nasıl bir başlayacak? İlk başlangıçtan gidelim. Şimdi Türkiye'nin her yerindeki resmi olarak statüyü söylüyorum ben. Normal olarak resmi federasyonumuzun lisans çıkarma yaşı 7 yaş. Ancak sporcularımız, çocuklarımız bu spora 5 yaşında başlayabilirler. Şimdi bizim sporlarımızı yapmak çok basit. Neden basit? Çünkü Türkiye'nin her ilçesinde, illerde bulunan ilçelerin hepsinde spor kulüpleri var. Ve şu anda o kulüplerin hepsinde de kickboks yapılıyor. Bunlardan birincisini söylemek istiyorum. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerimize kickboks sporu yapmak istediğiniz takdirde, söylediğiniz takdirde İl Müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan spor kulüplerinde yapabilirsiniz. İkincisi
özel spor kulüplerindeki, özel spor kulüpleri Türkiye'nin dediğim gibi bütün ilçelerinde özel spor kulüpleri var, kickboks var. Oralara başvurulduğu takdirde yapılabilir. Bir de en son Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yaptığımız anlaşma neticesinde yaklaşık 2008'den itibaren devam etmekte. Halk eğitimlerde de ücretsiz olarak kickboks sporu yapılmakta. Burada halk eğitimlerde kickboks sporunu yapan arkadaşlarımızın hepsi diplomalı antrenör arkadaşlarımızdır. Bunu özellikle bilinmesini istiyoruz. Başkanım, bu iyi oldu bu konuyla konuştuğumuz. Çünkü Türkiye'nin her yerinde yapılıyor dediniz ve ilçelerde bile kulüpler var dediniz. Evet. Buradaki en önemli belki bir hani veri olarak da ben konuşayım. Hakikaten bu kulüplerde bu spor bilinçli mi yapılıyor? Antrenörler size akredite mi? Ya da Ali abi demin sordu. Ben çocuğumu alıp bir spor salonuna götürdüğümde kickboks sporuyla tanıştıracağım zaman ilk dikkat etmem gereken şey hani bir diploması veya bir federasyon akreditasyonu. Hakikaten güvenilir mi bu yerler? Şimdi bizler, çok yaygın çünkü o yüzden. Şimdi özellikle şunu belirtmek isterim ben. Normal olarak spor kulübünde antrenörlük yapmanız yapacaksınız. Yapmanız için siz de biliyorsunuz eski federasyon başkanısınız, arkadaşımızsınız. Eski Gençlik Spor Genel Müdürü şu anda Spor Genel Müdürlüğü'nün bir genelgesi yönetmeliği var. En az ikinci kademe antrenör diplomasına sahip olmanız lazım. Eğer ikinci kademe antrenör diplomasına sahip iseniz ancak kulüplerde ve bu söylediğim yerlerde antrenörlük yapabilirsiniz. Dolayısıyla bir herhangi bir veli çocuğunu götürdüğü takdirde mutlaka diplomasının olup olmadığına bakması lazım. Bizler bu antrenör arkadaşlarımıza gelişen bütün kuralları, değişen bütün kuralları anında veriyoruz ve her yılda antrenör arkadaşlarımıza vize ettiriyoruz ve kontrollerimiz altında yapılıyor. Ve burada önemli belirtmek istediğim bir şey daha var. Bilmiyorum web sayfasına dikkat ettiniz mi? Web sayfanın sağ orta köşesinde sporcu giriş bilgi bölümü vardır. Orada örnek veriyorum. Siz mesela Ankara'da spor yapıyorsunuz. 3 aydan 3 aya antrenörünüz sizi kuşak sınavına yaptı. Beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçtiniz. 3 aylık dönem içerisinde tabii mutlaka spor yapılması için bu zaten bir kuraldır. Yönetmelikler çerçevesinde belirlenir. Bizler de zaten mecburidir. Mutlaka lisans çıkartılması gerekir. Lisanssız hiçbir şekilde bir sporcuyu kulüplere kabul etmiyoruz. 3 ay geçtiği zaman antrenör arkadaşımız çocuğumuzu sınav yapar. O sınavı internet ortam içerisinde, web ortam içerisinde federasyonumuza gönderir. Lisansı çıkmış mı? Var mı? Veyahut da işte kazanıp kazanmadığını bize belirler ve daha sonra da göndermiş olduğu internet ortamındaki bu verinin aynısını da Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü kanalıyla komisyonun imzası, il temsilcimizin imzası ve il müdürümüzün imzası bize gelir. En son kontrollerden sonra onaylanır ve geri gönderilir. Bu şu demektir. Türkiye'nin her yerinde yapılan kickboksunun ne yapıp yapmadığını kontrol edebilirsiniz. Yani ben Ankara'da sarı kuşaksam İzmir'de koyu kahverengi kuşak olamam. Direktman arkadaşlarımız girdikleri andan itibaren benim sarı kuşak olduğumu görürler. Böyle bir kontrol ağı kurduk. Başkan, böyle bir sıkı denetiminiz var. Peki bu özel açılan salonların bir denetimi var mı? Sizden bir izin alıyorlar. Sağlık sorunları nasıl? Yani tam dört dörtlük bir spor yapma yeri mi bu konudaki şeyiniz de göre? Şimdi beden eğitimi ve özel tesis kurulma ile ilgili Spor Genel Müdürlüğümüzün bir yönetmeliği var. Bu yönetmelik çerçevesinde öncelikle tabii istenilen belli bir metrekareler vardır. Aynı zamanda yönetmelik çerçevesi içerisinde istenilecek olan kriterleri eğer tutmuşsanız varsa spor kulübünün kurucusu ve 7 kişilik bir yönetim önce kulübü dernek haline getirir, daha sonra kulüp haline getirir. Bu kulüp haline getirdikten sonra getirmesinde Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerimiz bu tescili verirler. Hı hı. Ancak bize il müdürlüklerimiz bir yazı gönderir. Derler ki bu kulüpler yeterliği var mı? Bizim arkadaşlarımız gider. Yeterli olduğu takdirde biz yeterlik belgesi veririz. Özel salonlar. Evet, özel salonlar tabii. Özel. Peki başkanım, 2006-2007 özellik. Evet. Artık müstakil bir federasyon oldu da ne oldu? Ne başarılar geldi veya ne başarısızlıklar geldi? Nereden başladınız, nereye geldiniz? Şimdi ben öncelikle şunu belirtiyorum sizlere. Bağımsız bir federasyon olması ülkemiz açısından çok önemli. Yani bağımsızlık illaki tam bağımsızlık anlamına gelmez. Şimdi sonunda Spor Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız bize federasyonlara bütçe verirler. Parayı veriyorsunuz, mutlaka kontrol edilmek durumundasınız ve edilmesi de gerekir. Ben bu defa buna inanan bir insanım. Çünkü ben de yıllarca spor yaptım.
Ayrıca bizim özel gelirlerden gelirlerimiz vardır. Ama ne olursa olsun özel gelir de olsa bu devletin parasıdır. Bürokrasi açısından hakikaten federasyonlar biraz rahatladı. Çünkü imza işlerimiz var. İşte belli işte yapılması gereken, hızlı yapılması gereken işlerimiz var. Bu konuda rahatladık. Tabii başarılar derseniz biz Türkiye'nin en başarılı federasyonlarından bir tanesiyiz. Sebebi şu. Ben bundan iki gün evvel bütçe toplantısına da girmiştim. Aynı şekilde sağ olsun genellikteki makamdaki insanlar da bize çok iyi bakarlar. Kendilerine ben teşekkür ederim. Şimdi aldığınız madalya sayısı zaten orada bellidir. Yapmış olduğunuz iş bellidir. Şu anda olimpik olan ve olmayan branşlar içerisinde biz olimpik bir branş değiliz. Sıralamada, lisanslı sıralamada ilk 5'te değil, ilk 6'tayız. Bu da çok büyük başarıdır bizim için. Takımımız bazı branşlarda dünya üçüncüsüdür. Bazı branşlarda takım halinde dünya beşincisidir. Yani bunlar çok az bir şey, az bir başarılar değil. Ve takım, milli takımımız gittiği andan itibaren maçlara dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonları olduğu gibi bunun yanı sıra dünya ikincisi, dünya üçüncüsü çok sporcumuz var. Ve en önemli gelişimlerden bir tanesi, bizler eğitime çok fazla önem veriyoruz. Milli takımımızda İnanın örnek veriyorum 50 tane şu anda bir kamp açarlan bir sporcu arkadaşımız, kardeşimiz varsa bunların %95'i üniversitelidir. O güzel bir şey. Biz insan üzerine yatırım yapmayı bilen ve bu yatırımı yaparken de bilinçli yapan bir federasyonuz. Şimdi insan üzerine yatırım yaparsanız ne olur? Bunu pat diye hemen sonucunu alamazsınız. Yıllar sonra alırsınız sonuçlarını. Ve şu anda yıllar sonra yapmış olduğumuz yatırımları almaya başladık. Çoğu çocuklarımız üniversitede ve İşte üniversite, en son üniversiteler federasyonumuzla birlikte bir çalışma yaptık. 66 üniversite üniversite başvurdu. Kickbox Türkiye Şampiyonası'nın yapılması ile ilgili. Bu yılda inşallah 2015 yılında da üniversitelerle ilgili şampiyonayı başlatacağız. Peki bu kickbox böyle dünyada da yaygın bir spor. Olimpik neden olmuyor başkan? Bu konuda çalışmalar var mı? Şimdi ben Ali abi, ben Dünya Federasyonu Yönetim Kurulu'yum ve Avrupa'nın da as başkanıyım. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. 15 kişiyiz yönetim kurulunda sizin de bildiğiniz gibi. Şu anda bunlar gidiyor. IOC'ye biz başvuruda bulunduk. Tabii IOC'nin de genel yapısı itibariyle şu anda biz denetleme içerisindeyiz. Bazı işte konuları şurayı şu şekilde değiştirin, burayı bu şekilde değiştirin veyahut da şu şekilde yapın diye bize tavsiye ediyorlar. Ve gene değerlendirme artık Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne aittir. Bizim geçen yıl Nisan ayında İVGA yani uluslararası federasyonların da olduğu dünya oyunlarına biz geçen yıl federasyon olarak, dünya federasyonu olarak kickbox branşı olarak girdik. Yani bu girmemiz çok önemli. Neden derseniz buradaki olan branşlar takım sporlarından tutun. Bunun yanı sıra olimpik sporlar da var. Bunların içerisinde genel kurul kararıyla biz 3 tane federasyon başvurmuştu. 3 branş başvurmuştu. Bunlardan bir tanesi modern pentatlon, birisi wushu, birisi de bizlik kickboksu. Sadece kickbox genel kurula girdi. Polonya'da 2017'de Wroclaw'da yapılacak olan dünya oyunları resmen kickbox var. Bu da olimpiyatlardan önceki en büyük hazırlıklarımız. Yani 2020'ye kickbox şeyde olimpiyatlarda o görebilir veya 24 olabilir. Neden olabilir? Şimdi ben bunu söylerken bu söylediğim açıklama sadece beni bağlar. Çünkü neden beni bağlar? Uluslararası Olimpiyat Komite üyelerinin, genel kurul üyelerinin takdiridir bu. Yani biz gönül ister ki 2010 hemen 20'ye girelim. Hemen girelim. Peki başkan, pardon Aydın Hocam şeydi, bu yine olimpik şeye gelin de sporcu çünkü evet. Seyirciyi var mı? Seyirci var mı? Reytinge bakıyor. Çünkü Olimpiyat Komitesi IOC bir yerde işte izlenebilirliği var mı diye buna bakıyor. Bu konuda yani siz tam izlenebilen bir spor şey mi? Şimdi çok güzel bir konuya temas ettiniz. Bize iki türlü branş var. Normalinde branş olarak şöyle söyleyeyim size. Branş demeyelim de iki kısım var. Birisi amatör bölüm, birisi profesyonel bölüm. Bizde federasyon olarak hem amatör branşımız var, hem profesyonel branşımız var. Bazı televizyon kanallarında görüyorsunuz kickbox müsabakaları. Bunlar profesyonel maçlardır. Burası bu maçların tamamı federasyonumuzun kontrolünde yapılan maçlardır. Şimdi bazı aileler veyahut da bazı dışarıdan izleyiciler diyor ki kickbox nasıl bir vurdu kırdı spor diyor. Aslında böyle değil. Işte. Böyle değil. Ve bu profesyonel bir maçtır. Bu profesyonel maçlarında giriş belli bir kriterlere dayanır. Ve inanın buna, 100 program içerisinde biz prime time saatlerinde maçlarımızı yapamıyoruz. Yaklaşık canlı yayın 11.30'da başlıyor bizim. Ama buna rağmen prime time saatlere dahil olmak kaydıyla toplamda 100 program içerisinde bazı zaman 10. oluyoruz. Bazı zaman 8. oluyoruz.
Ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yaptırmış olduğu bir incelemede şöyle bir şey, incelemenin konusu farklı bir şeydi. Aynen şu söyledi, izlenebilirlik oranı ve eğer hatta 3 konuda bir inceleme yaptırdı. Hangi branşa sponsor olmak istersiniz? İzlenirlik olanlığı nedir? Hangi branşın olimpiyatlara girmesini istersiniz diye bir kamuoyu yoklaması yapıldı. Bunların inanın 2 tane branş çıktı. Bunlardan birincisi kickbox, ikincisi karate. Dünyanın her yerinde izlenebilirlik olayı tabii ki futbol kadar değil. Futbol artık ayrı bir dünya. Ama ben size şunu söylüyorum. Ferdi sporlar içerisinde en fazla olan branştır. Evet. Bunu ben resmi bir ağızdan söylüyorum. Ve kendimizden emin olarak söylüyorum. Çünkü bunu ben söylemiyorum. Bunu yapılan incelemeler söylüyor. Evet. Başkanım bu spor tabii bir sürü faydaları var. Sporun genelinin faydaları var ama kickbox boks özelinde bakarsak çocuklarımızı hani şiddetten uzak tutması, kişisel özgüveni artırması, evet. Ve benim bilebildiğim kadarıyla dışarıdan gözlediğim geçen Hamide geldiğinde de aynı evet. şeyi söyledi. Tekvando'da da olduğu gibi belki diğer sporlarda da belki ama, en fazla hiyerarşinin olduğu, en fazla evet. öz saygının olduğu, bizim ülkemizdeki kültürün, Anadolu coğrafyası kültürünün büyüğünü saymak, kıdemlisini saymak en çok oturduğu branşlardan birisi. Bu anlamda okullarımızdaki eğitim faaliyetleriniz hem sporu, kickboksu yaygınlaştırmak adına, sporda daha başarılı, daha yetenekli gençlerimizi bulmak adına, hem de bu bahsettiğimiz sosyal faydaları anlamında okullarda ne aşamadasınız ülkemizde? Şimdi Hamide çok doğru söylemiş. Yani ben de eski tekvandocuyum. Bizim gibi sporlarda, yani uzak doğuya birazcık dayanan sporların hepsinde bir genel bir kültür vardır. Doğu kültürü, uzak doğu kültürü. Bu şu demektir, bakın. Yani ilk gelenle son gelen hiçbir zaman için bir olmaz. Arada bir kuşak farkı vardır. Kuşak derken belinizdeki kuşak farkı. Yani bir çocuk beyaz kuşaktır, diğeri çocuk koyu kahverengi kuşaktır. Beyaz kuşak her zaman için bir üst kuşağa veyahut da onun iki üst kuşağına hocam diye hitap etmek durumundadır ve saygı göstermek durumundadır. Saygı gösterirseniz saygı görürsünüz. Bu bizde antrenör arkadaşlarımız içerisinde de aynıdır. Yani birinci kademe antrenör arkadaşımız, beşinci kademe teknik direktör seviyesindeki antrenör arkadaşımıza saygı gösterir. Derler ki kickbox vurdu kırdı spor, öyle bir şey yok. İnanın buna, şiddeti hiç olmayan bir branştır. Bizim müsabakalarımızda, Türkiye şampiyonalarında asla ve asla hiçbir zaman için dövüş çıkmaz. Küfür yoktur. Yine arkadaşlarımız, çocuklarımız çıkarlar ringe. Bizde hem ringde yapılan branş vardır, hem tatami üzerinde yapılan branşlar vardır. Çıkarlar çocuklar, müsabakalarını yaparlar ve yaptıktan sonra da aynı şekilde maçı alırlar veyahut da verirler, hiç fark etmez. Kendi birbirlerini tebrik eder ve çıkarlar. Şimdi biz bu kültürü bütün Türkiye'nin her yerine ve dünyanın her yerine yaydık. Şu anda biraz evvel de söylediğim gibi üniversiteler konusunda yaklaşık 200'e yakın üniversite var Türkiye'de. Bazıları aktif halinde, bazıları değil. Ama bunların %70'inde, %75'inde kickbox sporu var. Çocuklarımızın öncelikle biz üniversitelere girmesini sağladık. Bu çok fazla milli sporcunun oluşmasıyla ilgilidir. Ve şu anda Türkiye'de en fazla milli sporcuya sahip olan branşlardan bir tanesiyiz. İkinci yaptığımız iş, şu anda okul sporlarında değiliz. Ama geçen yıl gerekli başvurularımızda bulunduk. Spor Genel Müdürlüğümüze gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Her ne kadar resmi anlamda, resmiyet anlamında okul müsabakalarında, okul federasyonu müsabakalarında yoksak dahi, ama %80, %90 okulların, ilkokul seviyesindeki olan bütün okulların hepsinde, lise seviyesi olan bütün okulların hepsinde kickboxlar vardır. Bu çocuklar belki okul müsabakalarına giremiyorlar, ancak yapılan illerdeki yapılan il müsabakalarına, Türkiye şampiyonlarına giriyorlar. Önümüzdeki yıllarda da büyük bir ihtimalle genel müdürlüğümüzün ve bakanlığımızın onayıyla okul sporlarına gireceğimizi düşünüyoruz resmi anlamda. Peki bu konuda şey yaparken tesisler yeterli mi, bütçeniz yeterli mi? Bir sporcu lisans çıkarken para alınıyor mu, ücret bilmiyorum. Antrenörler kademe sınavlarına girdikçe bunlar bir ücret yatırma zorunlu var mı? Tabii şöyle, bütün federasyonların uygulamış olduğu sistemi biz de uyguluyoruz. Bizim aldığımız sadece ve sadece bir yıl içerisinde 10 lira lisans ücreti. Onun haricinde herhangi bir ücret almıyoruz. Tabii tesis derseniz
Biz federasyon olarak kendimize ait bir voleybol veyahut da bir basketbol gibi veyahut da bir tekvando gibi bizim bir kendimize ait. Yani federasyon olarak bir tesisimiz yok. Ama tabii birçok branşımız da yok. Ama bunun yanı sıra bütün gençlik hizmetleri spor il müdürlüklerimizin içerisinde bulunan bütün spor salonları içerisinde mutlaka kickbox salonu var. Kickbox yapılmakta. Bunun yanı sıra ise özel spor salonlarında yapılmakta. Halk eğitimlerde yapılmakta. Bu da zaten o her ne kadar kendimize ait olmasa da devletimizde olan bütün imkanları kullanıyoruz. Yine sıkıntımız olmuyor. Bütçe yeterli mi? Bütçemiz yeterli. Yeterli. Ben burada tabii bütçemizle ilgili Gençlik ve Spor Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza, Müsteşarımıza, Genel Müdürümüze de ve Spor Toto Teşkilatımıza da ben teşekkür etmek istiyorum. Başkan sen başarılı olduğun için bütçe başarılı diyor. Çünkü başarılı olunca para yağıyor. Para yağıyor. Para ondan sonra yani, yapıyor. Çoğu şikayetçi olur, siz memnunsunuz. Evet. Başkanım demin bahsettiniz tabii bu kickboksun okullardaki durumunda ve kişisel gelişim noktasında benim anlayabildiğim kadar gene ayrı bir felsefesi var kişinin evet. iç dinginliğini sağlamada ve gençlerimiz özellikle hani bu bağımlılıkla ilgili konuda herhalde en çok koruyabilecek branşlardan bir tanesi de kickboks gibi duruyor. Bu okullarda yaptığınız bir anlaşmalar var mı? Mesela askeri okullarda, diğer yerlerde bu tür bu sporu okullara almak anlamında? Şimdi en son Genelkurmay Başkanlığımızla bir çalışma yaptık. Genelkurmay Başkanlığımıza da ben teşekkür etmek istiyorum. Şu anda Genelkurmay'ın emrinde bulunan okul bütün askeri harp okullarında askeri liselerin hepsinde bizler kickboksu bir genelge komutanlarımız gönderdi. Şu anda artık kickboks sporu yapılmakta. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. Bütün askeri okullarda. Evet. Evet, şimdi bir telefon bağlantımız var herhalde. Merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Seda Duygu Aygün. Dünya Avrupa evet. şampiyonu. Sporcumuz. Evet. Merhaba Seda. Merhaba. Evet, başkanımız burada. Kickboksu evet, konuşuyoruz. Saygılar, sevgiler Eskişehir'den. Sağ olsun, çok teşekkür ederim. Kickboksu konuşuyoruz. Kickboksun kişisel faydalarından demin bahsettik. Siz bu spora nasıl başladınız? Ne zaman başladınız? Ben spora 2,5 yaşında oyun şeklinde başladım. Benim annem ve babam kendi antrenörlerim. Zaten federasyonda da görevliler. Oyun şeklinde başladım. Tekvando, boks derken kickboksta. Avrupa ve dünya şampiyonluklarına ulaştım. Aynı zamanda Eskişehir'de beden eğitim öğretmenliği yapmaktayım. Okuldan öğrencilerimi de kickboksa başlattım. İki tane sporcum da milli takım sporcusu, Avrupa şampiyonu ve dünya genç sporcum var. Bu şekilde biz de hizmet vermeye çalışıyoruz. Ellerinize sağlık. Seda Hanım bir şeyi merak ettim. Bu spora bir çocuk niye başlasın? Bir veliye niye kickboks önerirsiniz? En başta özgüven sağlaması için öneririm. Özgüven. Tabii ki. Bizim sporumuzu yapan insanlar kendine çok güvenen ve başarılı insanlar oluyor. Anladım. Seda bir soru da ben sormak istiyorum. Tabii ki buyurun. Çünkü siz bir kadın sporcusunuz, kadın antrenörsünüz evet. ve şu anda da beden eğitimi öğretmeninizsiniz. Evet. Bu konuda spor yapma gerek diğer spor branşında kadınlara bir çağrınız, bir mesajınız. Bizim branşımızda nasıl bir çağrı yapabilirsiniz? Sesiniz çok kesik geldi, affedersiniz. Bir daha alabilir miyim soruyu? Şimdi kadınlara çağrınız ne olur bu spor yapmada diyorum kısacası. Bir çağrınız olur mu? Kadınların muhakkak yapması gerekir. Başkanımız da zaten bahsedecektir. Kadınlar erkekler kadar başarılılar. Ve ülkemizde gerçekten bu sporu yapmaları gerekmektedir. Hayatın her türlü hali var. Bu yüzden özgüven sağlamaları ve toplumda iyi bir birey olmaları için kesinlikle kickboks branşını yapmalarını tavsiye ederim. Seda Hanım ben bir soru daha sormak istiyorum. Tabii ki. Anadolu'da bu sporu yapan kız çocuklarımıza, evlatlarımıza hani bir kısmı bazen sporda başarısızlık oluyor, yenilgi oluyor, özgüven dediniz ama sizin gibi bir şampiyon sporcu olması için işin püf noktaları neler? Şimdi iki tane yumurta var maç esnasında. Birisi mutlaka kırılacak. Ben de çok yenilgiler yaşadım. Ama daha çok hırslanmaları, eksiklerini antrenörlerle tamamlayıp tekrar o maçları kazanmaya çalışmaları lazım. Hemen öyle pes etmek yok. Bizim sporumuzda da zaten çok pes eden bayan sporcu yoktur. Biraz bayanlar inatçıyızdır. Başarılı olmak için elimizden geleni de yaparız. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz ve gurur duyuyoruz. Bunu da burada söylemiş olalım hocam. Sağ olun, çok teşekkür sağ olun. Ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Sayın Başkan, şimdi bu şeyde kalmıştık canlı yayından önce, askeri okullardaki. Evet. Bu çok önemli bir gelişme. Evet. Bu inşallah Milli Eğitim Bakanlığı'nın hani diğer okullarına da dağılır, o şekilde de yaygınlaşır. Ben şunu belirteyim sizlere. Şu anda askeriyede 7 tane branş var. Birisi mesela örnek veriyorum modern pentatlon, atletizm, atıcılık, sonra orienteering. Kontak sporlar içerisinde sadece ve sadece şu anda kickboks var. Ve şu anda bütün askeri okullarda başladı. Şu anda askeri okullarımızda, askeri liselerimizde var. Ve spor okulları komutanlığımızda da şu anda antrenör kursu devam etmekte. Orada bulunan arkadaşlarımıza ben başarılar da demek istiyorum. İnşallah onlar da bunların temeli, arkadaşlarımızın temelini atacaklardır. Ve bu yıl, inanın buna, bu yıl olmasa dahi gelecek yılda askerideki arkadaşlarımızın müsabakalarda da çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Bu başarı mutlaka ve mutlaka diğer okullara da yansıyacaktır. Çünkü üniversitelerde varız, askeriyede varız ve şu anda da okullarda her ne kadar resmi olmasa, bakın tekrar söylemek istiyorum. Okullarımızda kickbox sporcularımız var. Gerek liselerde, gerekse ilk öğretim düzeyinde çocuklarımız var. Ancak bunların sadece resmiyetteki anlamında okul sporlarında yok. Ama kickbox zaten çocuklar, gerek minikler Türkiye Şampiyonası, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na hepsine katılıyorlar. Bizim sadece bu eksikliğimiz var. Bundan inşallah ileride gidereceğiz. Peki askeri okullardaki sporcular başarılı müsabakalar yapacak. Kendi aralarında mı yapacak, yoksa diğer şey milli takıma bunların seçilme durumu ne olur? Bunu da bilecek. Şimdi tabii evet. Onunla ilgili zaten normal koşullarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sporla ilgili, bizim branşımızla ilgili branşları vardı. Normal er olan çocuklarımız da eğer başarılı olduğu takdirde zaten biz asker genel kurmayımıza devamlı iletişim halindeyiz. Başarılı olan sporcuların isimlerini bizden istiyorlardı kendileri bir yazıyla. Biz de bildiriyoruz. Ve o başarılı olan sporcularımızı Ankara'ya spor okulları komutanlığına çağırıyor ve daha sonra Türkiye şampiyonlarına girmeleri sağlanıyor. Bunun yanı sıra şimdi önemli olan bir şey daha var. Bu şu anda kurs gören arkadaşlarımız subay ve astsubay. Bu arkadaşlarımız da büyük bir ihtimalle gelecek yıldan itibaren Türkiye şampiyonlarına gelecektir. Girdikleri andan itibaren eğer Türkiye şampiyonası olursa otomatikman milli takıma iştirak edecektir. Aksi takdirde bunun yanı sıra ise biz şu anda askeri oyunlara girilmesi için federasyonumuz, Dünya Federasyonu başvuruda bulundu. Ondan sonra da gerek sivil gerekse askeri oyunlara katılımı sağlanacak. Güzel bir şey. Evet. Şimdi başkanım, kısa bir ara vereceğiz. Ara verdikten sonra ben size birkaç şeyi daha sormak istiyorum. Birincisi dünyadaki kickboksun durumu. Evet. Bu profesyonellik gerçekten gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Evet. Bu noktada siz kişisel olarak ve dünyanın yaklaşımı nedir? İkincisi bu devşirme sporcu meselesiyle ilgili federasyonunuz doping ve bütün bu konuları Kickbox Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı ile beraber kısa bir aradan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, tekrar merhaba. Programımızda Kickbox Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı Bey ile görüşüyoruz. Kickbox'u anlatıyordu bize. Aradan önce profesyonellik, devşirme, sporcular, doping gibi kickboksla belki de bir yerinden çok da alakalı olmayabilir ama genel olarak sporla alakalı konulara döneceğiz demiştik. Profesyonellikle başlayalım. Başkanım, bu bizim genelde televizyonlarda gördüğümüz, Türkiye'den yayın yapan kanallar değil ama uluslararası kanallarda bu kafes dövüşü kickboksun neresinde? Şimdi Aydın Bey, öncelikle şunu belirteyim ben sizlere. Kafes dövüşü Türkiye'de resmi anlamda yok. Federasyonların ne şekilde kurulacağı da bellidir. Yani bunu neden söylüyorsunuz derseniz, şimdi dernek statüsü altında İçişleri Bakanlığımıza bağlı valiliklerden bazı arkadaşlarımız işte A Federasyonu diye bir ünvan alıyorlar ve bunlarla birlikte gayri resmi, yani Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kabul etmediği farklı branşlarda biz federasyonuz diye faaliyet gösteriyorlar. Bununla ilgili zaten spor genel müdürümüzün de bir genelgesi var. Hangi branşların, hangilerinin federasyon olduğu, hangi branş dallarının Türkiye'de var olduğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca kabul edildiği ilgili spor genel müdürü Sayın Mehmet Baykan Bey geçen yıl bir genelge gönderdi. Ve biz bu genelge çerçevesinde devam ediyoruz. Şimdi
Kafes dövüşü Türkiye'de yok resmi anlamda. Ama gayri resmi yapılıyorsa onunla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Profesyonellik derseniz, profesyonellik şu anda bizim gibi kontak sporlar içerisinde bir bizde var, kickboksta, bir de boksta var. Bunun haricinde hiçbir branşta bizim gibi kontak sporlarından bahsediyorum yalnız. Tabii ki futbola falan bir şey demiyoruz. Başka hiç branşta profesyonellik yok. Yalnız profesyonellik dalı olmadan, şimdi profesyonelin ülkemizde kurulabilmesi için belli kriterleri vardır. Bundan birincisi, ben o kriterden çok kısa bahsetmek istiyorum izninizle. Öncelikle bağlı bulunan federasyonun genel kurulu kararı çıkar, profesyonellik yapısının kurulmasıyla ilgili, kısmının kurulmasıyla ilgili. Daha sonra genel müdürlüğe gönderilir, merkez danışma kurulu karar verir, uygun görürse ondan sonra da işte bakanımıza kadar imza çıkar, sıralı imzalarla, ondan sonra onaylanır ve ondan sonra kabul edildikten sonra profesyonellik başlar. Ancak bazı branşlar profesyonellik dalı olmadan profesyonel maçları yapmaya çalışıyorlar. Yani şimdi kickboksun profesyonelliği var, gidip diyor ki, tabii gittikleri bölgelerde, arkadaşlar biz kickboks yapıyoruz. Tabii o bölgedeki insanlar veyahut da sponsorlar veyahut da kamu kuruluşları kickboksu, işte şu anda devletimizin kabul etmiş olduğu resmi branş, ondan sonra gelin yapın diyorlar. Ama bunun yanı sıra bir bakıyorsunuz ki kickboksun haricinde farklı şekilde o dallar yapılıyor. Ha bizim haberimiz olduğu andan itibaren biz durduruyoruz. Durdurmaya da çalışıyoruz ama haberimiz olmadığı zaman bazı zaman gözden kaçıyor. Yani tabii o da sadece ve sadece iyi niyet çerçevesi içerisinde. Şimdi düşünün, Kars'ın herhangi bir ilçesinde bir maç yapıldığını düşünün, kickboks maçının. O ilçenin kaymakamı sağ olsun de işte kickboks branşını araştırır, der ki kickboks branşı var, tamam yapılsın diye izin verebilir. Hiç haberi de olmaz. Bizim de haberimiz olmaz ama kickboks yerine başka bir dal yapılır. Ha, bu da bu işin birazcık farklı bir şekilde bir insanları kandırma boyutu. Bu kötü. Ama tabii profesyonellik bu ülkeye gerekiyor mu? Gerekiyor bana göre. Ama sporcu şunu özellikle belirteyim ben sizlere. Yabancı bir sporcuyu gelip ben asla federasyonunda, zaten arkadaşlarımız da o kadar çok fazla bir yapıda sporcu var ki, çok iyi başarılı sporcu arkadaşlarımız var ki, bizim buna ihtiyacımız olmuyor. Yani başka bir ülkenin sporcusunu gelip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıp da ondan sonra hadi müsabakalara git diye biz böyle bir şey yapmıyoruz. Gerek antrenörlük anlamında, gerekse sporcu anlamında biz çok iyi bir fabrikayız. Çok iyi antrenör arkadaşlarımız var, çok iyi sporcularımız var. Biz bu önlerine asla bu konuya tevessül etmiyoruz. Peki bu kafes sporu bahis mi oynatıyorlar buna? Bahis mi bu, bir şey değil? Evet. Asıl yani şunu belirteyim ben sizlere. Kafes sporunun bunun diğer ismi, tabii ismini söylemek de istemiyorum. Çünkü ondan sonra resmi bir federasyon başkanı olarak bir branş söylesem uygun olmaz. Asıl merkezi Amerika'dır. Bunlar para karşılığında bir şekilde bahis oynatılır. Kafesin içerisinde, bazı zaman tataminin içerisinde olabilir. Bazı zaman ringin üzerinde olabilir. Çeşitli farklı isimlerle adlandırılarak bu maçlar yapılır. Ve bu maçların sakattan oranı çok daha fazladır. Kickboks sporu derler. Eleştirirler bazı bilinçsiz olarak eleştirirler. Ancak yapılan araştırmaya göre 100 tane branş içerisinde en az sakatlanma olanı branştır kickboks. Belki bu 95. sıradadır. Futbol dahi sakatlanma oranı bizden çok daha fazladır. Bizim çünkü sporcularımız belli koruyucuları takmaktadır. Ayaklarına olsun, kafaları kask vardır. Şimdi şunu özellikle belirtmek isteriz biz. Maçlarda yapılan, daha doğrusu televizyonlarda yapılan profesyonel müsabakalar ile amatör müsabakalar farklıdır. Amatör müsabakalarda kask vardır, eldivenin içerisinde bandaj vardır, kukik vardır, ayak koruyucusu vardır, vücut korucuları vardır. Profesyonellerde yoktur. Yani profesyonelle amatörü karıştırmamak lazım. Ama bir sporcunun profesyonel olabilmesi için normal koşullarda belli sayıda amatör müsabakada maç yapıp belli derecelere sahip olması gerekir. Bizler federasyon olarak, bizim federasyonumuz tabii ki bir profesyonel bir federasyona da aynı zamanda biz üyeyiz. O sporcularımızı biz bir yere gönderirken Dünya Federasyonu'na bağlı olarak iki tane kuruluş ya beraber ortaklaşa çalıştığından dolayı ancak ve ancak orada oranın uygun gördüğü, o kuruluşun uygun gördüğü sporcular müsabakalar yani çıkartır. Profesyonel olarak müsabaka. Tabii. Yani Türkiye'ye bunu yerleştirmek istiyor musunuz? Tabii. Peki bu sporda hani bir başka hastalık diyelim artık, doping meselesi. Evet. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Bizlerin uygulaması şöyle.
tabii bunu ben başka bir yayında da söylemiştim. Öncelikle Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığımız bu konuyla ilgili çok iyi çalışıyor. Bize zaman içerisinde mutlak surette yasaklı maddelerin hangilerinin olduğu değişenlerin anında bize bildiriyorlar. Bizler bunu web sayfasında yayınlıyoruz. Aynı zamanda mutlaka biz antrenör arkadaşlarımıza ve milli sporcularımıza bu konularla ilgili bilgileri veriyoruz zamanında. Yani biz dopingi asla ve asla bir tolerans tanımıyoruz. Bize sıfır toleranstır. Ve tabii Türkiye'deki uygulama şu şekilde, yeni uygulama da geldi. Türkiye şampiyonalarında örnek veriyorum, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı'nca gönderilen bazı görevli arkadaşlarımız var. Müsabaka esnasında şampiyon olan olmayan anında herhangi bir sporcu arkadaşlarımızı getiriyorlar. Buyurun sizin kanınız, testinizi yapacağız, doping testinizi yapacağız diyorlar. Ve test yapılıyor. Ha, bu bazı zaman pozitif çıkabiliyor. Ama bakın, burada bir yanlışlık var. Burayı bu yanlışlığı da özellikle belirtmek istiyorum ben. Yanlışlık demeyeyim de bir eksiklik ve bilinçsizlik var. Her şeyin başı eğitim. Eğitimi iyi verirseniz doping denilen bu zehirden kurtulabiliriz. Ve bununla ilgili biz çok çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza dopingin zararlı olduğu, insan sağlığına zararlı olduğunu özellikle söylüyoruz. Bir de neden bilinsiz? Siz doktorsunuz. Benden daha iyi bilirsiniz. Şimdi bazı doping maddeleri değişebiliyor. Ve doping madde aslında sporcu bazı zaman doping almıyor. Ancak örnek veriyorum, başı ağrıyor. Baş ağrısının ilacının içerisinde bile çocuk bile bilmeyebiliyor. Yani o maddenin içerisinde, o baş ağrısı ilacının içerisinde doping maddesi katkısı olabiliyor. Onu ben de bilmiyorum bazı zaman. Çocuk da bilmiyor. Ondan sonra sporcu doping aldı diye adlandırılabiliyor. Ama bu çocuklar bunun bilincine mutlaka varması lazım. Biz milli takımda uygulamamız şu şekilde. Hiçbir arkadaşımız asla ve asla doktor arkadaşımızdan, doktorumuzdan, takım doktorundan veyahut da sağlık kurulundan habersiz hiçbir şekilde ve hiçbir surette biz ilaç aldırmıyoruz. Bazı zaman yani illaki doping alınması şart değil. İlacı aldığınız zaman baş ağrısı ilacı veyahut da mide ilacı alabilirsiniz. İçerisinde bir katkı maddesi olabilir. Bu doping şekilde doping için yasaklanmış bir madde olabilir. Çocuk da bunu bilmediği için ondan sonra da farklı şeyler sebebiyet veriyor. Tabii bununla ilgili bizim disiplin talimatımızda da bazı değişiklikler oldu. Dopinge sıfır tolerans dediğimiz için biz dopingli çıkan bir sporcuyu anında ceza kuruna sevk ediyoruz. Başkanım, bu noktada çok iyi şey yaptınız, hatırlattınız. Ben de hani sporla da ilgili bir doktorum. Fakat dopingli madde içerikli olan, içeriği dopingli sayılan ilaçların listesini aynen sen biliyor musun desem bilmiyorum. Yani hekimlerin de bu anlamda sağlık aile sağlığı merkezlerinde, hastanelerin acil servislerinde veya polikliniklerinde çalışan hekimlerin de bilgileri bu anlamda yeterli olmuyor aslında. Evet, doğru. O yüzden narkotik ajanlarda olduğu gibi belki bizim medulla sisteminde Sağlık Bakanlığı'nın belli ilaçları yazdığınız zaman içinde bu WADA'nın dopingli maddelerine olabilir diye bir uyaran, hani bir küçük cep açılsa, bir kırmızı şey yansa, biz en azından hekim olarak, çünkü bunlar sürekli güncelleniyor, takip etmekte de biz zorlanıyoruz. Günlük pratiğimiz içerisinde belki o önemli bir nokta. Hekimlerin de bu anlamdaki eğitimi de eksiklikler varsa, ki ben var olduğunu düşünüyorum, belki Sağlık Bakanlığı ile Spor Bakanlığı bir arada kendimizi yenileyebiliriz. Sadece şey değil bu. Yani federasyonların tek başına baş edeceği bir problem gibi durmuyor. Başkan, bir de şimdi siz olimpik ve olimpik olmayan federasyonların sporcularına bir ödül farklılığı var. Bu sizce sporculara olumlu veya olumsuz nasıl? Etkiliyor mu? Tabii yani şimdi etkiliyor. Şöyle etkiliyor. Çocuklar bize soruyor. Diyor ki dünya şampiyon oldum. olimpik olan branşlarda da dünya şampiyon olan arkadaşlarımız var. Bizler de dünya şampiyonuyuz. Biz ne yapalım diyorlar. Bize tabii bir şey söyleyemiyoruz. Biz takdir büyüklerimizin diyoruz. Tabii bunun yanı sıra bizim bir sıkıntımız daha var. O ki çok büyük bir sıkıntı bizim için. Şu anda bizim olimpik olmayan branşların sporcuların, milli sporcuların, üniversiteyi bitiren çocukların atamalarla ilgili problemleri var. Yani atama kriterleri var. Olimpikseniz, IOC sizi tanıyorsa otomatikman atanabiliyorsunuz. Beden eğitimi öğretmeni olabiliyorsunuz. Ama yok, olimpik değilseniz, tanınmıyorsanız, branş olarak siz milli de olsanız, dünya şampiyonu sporcu da olsanız ve okullara beden eğitimi öğretmeni olarak atanamıyorsunuz. Bizim problemimizden bir tanesi de bu. Biz
ödülle ilgili zaten olimpik olmayan branşlar hakikaten çok az ödül alıyor sporcular. Şimdi en son ödüllerde indirim oldu. İndirim olurken belli bir kıstaslar yapılırken bir olimpik olmayanlar da aynı şekilde kıstaslar uygulandı. Çocukların çoğu az ödül alacaklar. Peki bu dünya şampiyonu olan sporcular evet. iki kez olup Avrupa şampiyonu müşavirlik kadrosu var mı bunların? Onlar olimpik olan branşlarda var. Olimpiyatlarda mesela yer alacak mesela. Diyelim, demin konuştuğumuz kardeşimiz 5 kez dünya şampiyonu oldu diyor. Evet. Bu şimdi müşavir olamıyor. Yok be, olamıyor. Ama olimpik olan ikisi olimpiyatlarda iki şampiyon. Derece yaparsa mutlaka olabilir. Peki başkanım nasıl spor genel müdürlüğü kendi başarı listesini yayınlarken evet. Olimpikte bu kadar başarılı oldum, olimpik olmayanlarda bu kadar başarılı oldum diye bir ayrım yapmıyor herhalde. Yapmıyor tabii. Madalya aldığı zaman ve bu madalyayı başarıyı başarı olarak anlıyor. Spor Genel Müdürlüğü topluma sunduğu zaman ki emeklerine sağlık yani bu anlamda eleştiri küçük de bir eleştiri belki bu noktada eşit görüyorsun. Daha sonra bu başarıyı sunarken eşit ama sunduğunuz başarıyı değerlendirirken takdir ederken burada olimpik tabii değildi. Olimpik. Bu konu bence önemli bir konu bu konuyla. Pastayı birine çikolatalı birisi sade veriyor. Değil mi? Yani. Tabii olimpik evet. olanlara çikolatalı diğerine diyor ki sade sen şundan geçeceksin diyor. Doğru başkan o konuda bir özüydür. Evet. Bu telefon bir bağlı. Telefon bağlantımız daha var. Belki tam zamanına denk geldi. Yahya. Ha onu soralım. Alemdar. Merhaba Yahya. Merhaba. İyi akşamlar. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasıl programı seyredebiliyor musun Yahya? Evet. Seyrediyorum. Şimdi yayın için telefondan direkt sesi alabilmek için dışarı çıktım şu anda. Evet. En son şeyi konuşuyorduk belki sen dışarıdayken. Sayın Başkan'la beraber bu başarı ödüllendirmedeki olimpik olan, olimpik evet, evet. olmayan ayrımını konuşuyorduk. Sen ne diyorsun bu konuda? O konuyu dinliyordum zaten ben de. Sayın Başkanımıza buradan saygıyla selamlıyorum. Ayrıca başkanımız bu konuyla ilgili gerek devletin spor bakanlığıyla ilgili uğraşları olmuştur. Ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Az önce söylediğiniz işte başarılı olan branşlar diye olimpik olan, olimpik olmayan. Kickbox branşı olimpik olan branşlara göre şu anda daha başarılı durumda. Ama almış olduğumuz ödüller diğer branşlara göre çok çok daha az. Yani bunun bir düzenleme getirilmesini biz yıllardır bekliyoruz. Sporcu olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama elimizden fazla bir şey de gelmiyor açıkçası. Yahya sen şimdi dünya şampiyon oldun diyelim. İki kez dünya şampiyon oldun veya üç kez. Evet. Müşavir kadrosu alamıyorsun. Bu da bir sıkıntı değil mi? Yani ödüle paralel gidiyor bu da. Tabii ki öyle. Olimpik branş olmadığı için bu tür uygulamalar bize verilmiyor. Ayrıyeten ben beden eğitimi öğretmeni 3. sınıf öğrencisiyim. Okulum bittiği zaman da branşım olimpik olmadığı için atama ve bana verilmiyor. Hem iki kez Avrupa şampiyonluğum var, dünya ikinciliğim var, dünya üçüncülüğüm var ve resmi olan bir federasyona bağlıyız. Buna nazaran böyle bir uygulamamız maalesef işte, yok. Bu da üzücü bir şey tabii ki. Milli olan sporculara atama şeyi var. Demek sizi ayrı tutuyorlar. Yani bizi bu konuda hem ödül açısından biraz kısıtlıyorlar bir de atama olayından. İnşallah buna bir düzenleme getirilir. Kickbox sporu Türkiye'de ne kadar başarılı sporcular yetiştirdiğinin artık Sayın Devlet Büyüklerimiz de farkında. Allah'a şükürler olsun her gittiğimiz yarışmada 4-5 tane maç yaparak İstiklal Marşımızı okutuyoruz. Bu kadar başarılı sporcu göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben o zaman size müjdeyi vereyim. Sayın Bakan bu konuda çalışmalar yapılıyor. Çünkü kurultay toplanmıştı spor kurultayı çalıştayı. Burada bunlar evet. dile getirilmişti. Rapor şu anda bakanın önünde dosya. Bunu evet. bir kamuoyuna açıklayacak ama şu sıra yoğun bir faaliyet içerisinde olduğu için yani ben doğru. buradan size bu mesajı vereyim. Bekleyin 2-3 ay içinde bu haklarınızı i̇nşallah. Da kavuşacaksınız. İnşallah biliyorum. Yahya ben Duygu'ya da sorduğum bir soruyu sorarak senden bir cevap almaya çalışacağım. Acaba Anadolu'da bu sporu yapan genç kardeşlerimize, başarısızlık yaşayanlara veya başarılı olup elit sporcu olma yönünde gidenlere nasıl mesajlar vermek istersin? Tabii ki şöyle bir şey söylemek isterim. 14 senedir kickbox branşıyla uğraşıyorum. 2007'den itibaren de milli takımlarda görev aldım. Bu zamana kadar çok maçlara katıldık. Her şeyin başı bu sporu yapanın çalışmak, antrenman her zaman önemlidir. Yani
bir insan antrenmandan bıkmayacak. Antrenmanın son, yani terinin son damlasına kadar akıtması gerekiyor ki bu sporda başarılı olsun. Yenildiğin zaman, yani ben yenildim işte başarılı olamıyorum. Yani bu işin sonuna kadar azimli hırsla çalışmak gerekiyor. Söyleyecek olduğum şeyler yani kesinlikle antrenman. Gerisi yani dış faktörler pek önemli değil. Antrenmanın en iyisini yaptıktan sonra hocalarıyla beraber iyi bir strateji uygulayarak başarılı olabileceklerine inanıyorum ben. Yahya bir soru sorayım. 14 yıllık para sporcusunuz. Bu süreç içerisinde hiç sakatlandın mı? Şöyle diyeyim hani tabii ki mücadele sporluğuyla uğraşıyoruz. Çeşitli sakatlıklarımız oldu ama çok şükür ufak tefek sakatlıklar bunlar. Bu sakatlıklar ben profesyonel branştan da uğraşıyorum. Kickboks ailesinden profesyonel olarak yapıyorum. Sadece başkanımız az önce belirtti profesyonelle amatörün arasındaki korumalıkları. Bu zamana kadar amatörde hiçbir sakatlığımız olmadı da profesyonelde ufak tefek sakatlıklar oldu ama bunlar 1-2 haftaya düzelen sakatlıklar. Çok şükür büyük bir sakatlığımız olmadı. Peki Aya, çok çok teşekkür ederiz programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Daha nice müsabakalarda başarılar diliyoruz. Dualarımız, iyi niyetimiz sizinle. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet başkanım, yani bu konuda Ali abiden şeyi, müjdeyi aldık. Bütün sporcular şeyde ben yani açıklayayım. Bu programda açıkladı. Yazmadık. Bakan önüne çünkü Çalıştay, spor Çalıştay toplamıştım. Ben de oradayım. Siz de katıldınız. Evet. Oradaki bütün federasyon başkanlarının, biz spor yazarlarının bunu dile getirdik. Yani bir ayrım, yani uçurum olmasın dedik. Yani ayrım olabilir. Tamam da ama bir uçurum olursa bu sporun gelişmesine engel. Yani gençlerin bu spordan kopması, diğer sadece kickboks değil. Diğer bu 40 tane şey var, spor evet. Federasyonu var. Bunları yani özendirmek gerekir diye şey yaptık. Bakanın da o konuda dikkat alacağını biliyorum. Evet, yani. Sağ olsun bakanımız da bize çok destek veriyor. Kendilerine de teşekkür evet. ederiz. Sayın Başkan, kickboksun dünyada da bilen bir insan olarak evet. idari göreviniz de var. Avrupa'da as başkansınız. Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şöyle söylemek isterim ben. Tabii herkes kendi branşını hep ön plana çıkartır. Ama bizler spor adamıyız. Yani bazı şeylere hayalci bakmamak gerekir. Ama geleceğin sporlara içerisinde ben kickboksun en üst sıralarda olacağını düşünüyorum. Sebebi şu. Biraz evvel Ali abiyle de görüştük. İzlenilik önemli. Buyurun. İnsanlar artık hakikaten spor yapmak istiyorlar. Şimdi olimpik olan bazı branşlarda, 24-26 tane branşta, inanın bazı branşlarda seyirci yok. Ama bizim seyirci gibi bir sıkıntımız yok. Ve işin enteresan tarafı şu, seyircilerimiz, ki profesyonel kickboks müsabakalarını seyredeceğin seyircilerimizin hepsi biletli salona girerler, bilet parasını verirler. Bu az olsa da önemli değildir. Bu kültüre, bizim kültürümüze artık bilette nedir? 10 liradır. 10 lira verip maç seyretmeye girerler. Bu olimpiyatların ruhunda da vardır. Yani vermeden almak, almadan almak sadece Yüce Allah'a aittir. O yüzden inanın buna, kickboks branşı olimpiyatlara girdiği takdirde çok çok fazla bizim ülkemize madalya kazandıracağını düşünüyorum. Buna inanın. Ha, bunu biz görürüz görmeyiz. Önemli olan devletin devamlıdır. Devlette devamlılık esastır. Ya bizden sonraki arkadaşlarımız da gelebilir. Yani ileride sonuna kadar biz federasyon başkanı olacak kalacak diye bir şey yok. Ama biz dünyada kickboks açısından söylüyorum, bütün dünyada şu anda olimpik branş olmamamıza rağmen bütün ülkelerdeki katılım oranı, izlenilik oranı ve sponsorluk oranı hakikaten fazla. Ama tabii şu anda ülkemizde sponsorluk bilinci az olduğundan dolayı biz artık insanları sponsorluğa bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yani şimdi bazı zaman şunu söylüyorlar. Bazı ya işte televizyonlarda canlı yayın oluyor. Canlı yayın 3 saat 4 saat sürüyor. Diyor ki bazı firmalar diyor ki hemen sponsor olalım. Bazı firmalar da diyor ki ya ben işte kickboks gibi bir sporda sponsor olmak istemiyorum. Yanlış. Yanlış. Neden yanlış? Tabi bu insanların bu düşüncesine biz saygı duyarız. İzlenilik oranına hangi sporda fazlaysa ona sponsor olmakta fayda var. Başkanım, İlginç bir şey daha benim dikkatimi çekti. Hani biz yüzmede konuştuk bunu. Evet. Başka bazı branşlarda bunu konuştuk. Pek çok branşta konuştuk. Siz hiç eğitim sisteminden dert yanmıyorsunuz. Hiç başarı için bu sınav sistemiyle olmaz, madalya gelmez demiyorsunuz. Tam tersine siz bir iddia ortaya koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki kickboks olarak biz madalya fabrikasıyız diyorsunuz. Evet. Önemli bir iddia bu. Siz nasıl başarıyorsunuz? Diğer federasyonlar başaramıyor. Bu
acaba kickboksun teknik yapısından, özelliklerinden mi kaynaklanıyor? Sizin formülünüz ne, sihirli formülünüz? Bizim sihirli formülümüz şu: bizde bir defa fazla para yok. İnanın buna. Milyon euroları yok. Sporcularımız belki çok fazla ödül almıyorlar. Ama bu çocuklar ve buna bu evlatlarımız bizim aslanlar gibi çıkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bu İstiklal Marşı'nı okutmak için canla başla mücadele ediyorlar. Bu birincisi. İkincisi sevmek, Yahya'nın dediği gibi çalışmak. Biz de ben biraz öyle söyledim şahsımla ilgili. Ben federasyon başkanı değilim. Bu camiadaki antrenör arkadaşlarımızın hepsi federasyon başkanıdır. Çünkü alınan kararların hepsi teknik kurulların huzurunda ve antrenör arkadaşlarımızın aldığı kararlardır. Biz sadece arkadaşlarımıza liderlik yapıyoruz. Ama ben bunu söylerken ben camianın içerisinden gelen bir federasyon başkanıyım. Yani bu camia kurulundan beri varım. Kuruluş aşamasında da varım. Hakemdim, baş hakemdim, uluslararası hakemim, antrenörüm. İşte as başkanlık yaptım, genel koordinatör yaptım, başkan vekili yaptım. En son Allah bize nasip etti, 3 önemli bir federasyon başkanıyım. Ben bir sporcu arkadaşımızın neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorum. Bir antrenör arkadaşımızın neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorum. Belki para yok. Bizim arkadaşlarımız, bizim camiamız sadece ve sadece şunu isterler. Gelip işte siz çok başarılısınız, sizi tebrik ederiz denilmesini ister, başka bir şey istemiyorlar. Ha, sporcularımızın şu, bunlar hakkı mı? Atanma ile ilgili hakikaten hak. Bu çocuklarımızın hepsi şimdi Yahya da bitirecek üniversiteyi. Birçok şu anda üniversiteyi bitirip de özel spor salonu açan çocuklarımız var. Bazı ise daha şanslı beden eğitimi öğretmeni. O da çocuğumuz da beden eğitimi öğretmeninin olmasının, atanmasının sebebi şu: Boks Federasyonu Başkanlığı'yla kickboks birdi. Daha o zaman yani. Evet, o sayede atandı çocuk. Yani kendisi kaç defa dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu oldu. Atanamayan birçok çocuklarımız var. Bizim çocuklarımız şunu bilir, bizim camiamız. Öncelikle saygıyı bilir. Ve paranın her zaman için bir şekilde biteceğine inanır. Ama ünvanlar her zaman için kalıcıdır. Başkan, belki de başarının temelinde eğitim geliyor. Evet. Aynı zamanda sizin evet. de bu sporu çok iyi bilmeniz. Yani sporun içine yetişmişsiniz. Evet. Bir de sizin geçmişte bir hikayeniz var. Siz şöyle 13-14 yaşında bir mezarlıkta çalışmam, 12-13 yaşında oradan yavaş yavaş bir evet. kickboks ve federasyon. O öyküyü biraz bir kısaca bir arkadaşımın yazısında okudum. Atilla Türker bunu evet. burada da. Ben Atilla abiye de burada saygıyla selamlıyorum kendisini. Kendisi de Gazeteciler Cemiyeti'nden ödül almış benim hayatım. Evet, senin haberinle ilgili evet. aldı. Ben de çok sevindim. Ben sonra öğrendim. Yoksa ödül törenine ben de katılırdım. Şimdi ben benim memleketim Şırnak Uludere. Ama Ankara'da Çinçin bağlarında doğdum. Çinçin'de büyüdüm. Hayatım Ankara'da geçti. Ben asil mezarlıkta çok mezar arası döktüm, çiçek diktim. Evet. Ama hayatımız Yüce Allah'tan başka kimseye hiçbir borcumuz yok. Oralarda su dökerken bir dayak yedik. Yaşımız 11'di. O dayak neticesinde, o zaman tabii ki kickboks yoktu. Tekvando ile başladık. Ben burada hocam Turan Şakoğlu'na da saygılarımı sunuyorum. Ve Türk Tekvandosu'nun duayeni İsmet Hocam'a da saygılarımı sunuyorum. Ellerinden ikisini de öperim saygıyla. 11 yaşında spora başladım. Şu anda 50 yaşındayım. Allah da bize 3 dönemden beri federasyon başkanı nasip etti. Ama hayatımızdan hiç utanmadık. Yani sulu dayak yedin. Yedik, 11 yaşında sulu dayak yedik. Ondan sonra spor adamı. Ama tabii bu spor camiasının her alanında görev yaptım. Antrenörlük olsun, sporculuk olsun. Ki sporculuktaki olan aldığımız zevk çok daha farklıydı. Tabii o başarılar zaten evet. sizi buraya getirmiş. Valla başkanım tabii inşallah sizin gibi spor yöneticileri sayesinde artık çocuklarımız spora başlamak için sulu dayak yemek zorunda kalmasın. Ama bakın Aydın Bey, şöyle söyleyeyim. O mezarlıkta yediğimiz dayak sonucunda bir spor adamı oldum. Ben şu anda Türk Standart Enstitüsü kurumunda müşavir olarak görev yapıyorum aynı zamanda. Türk Standart Enstitüsü'nün TSE'nin de çok iyi bir spor kulübü var. Evet. 25 yıl önce, hatta 26 yıl önce ben spor kulübü sayesinde işe girdim ve hayatımı idareci olarak da devam ettirdim. Evet. Yani o dayak bizi çok yerlere getirdi. İyi. Evet. Kickboksun geleceğiyle ilgili profesyonelliğin yeri çok önemli dediniz. Evet. Benim fark edebildiğim ve size evet. şey yaptığım bu. Bu noktada olimpik ruhla profesyonelliği örtüştürme noktasında ne diyorsunuz? Şimdi her şeyin başı para. Para olmadı mı hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Olimpik rugby uğrunda da tabii ki bir şekilde şu anda bizim ülkemiz hakikaten olimpik sporcu olan çocuklarımıza çok fazla elinden geldiği kadar destek gösteriyor. İkisi zaten
Eğer bir şeyi başaracaksanız profesyonel olacaksınız. Yani profesyonellik iki anlamda dile getirilir. Eğer siz biraz evvel Yahya'nın söylediği gibi her an müsabakaya hazır olmak durumundasınız. Bu profesyonelliktir. Ama bir de profesyonel müsabakalar vardır. Bu camiaların birbirini desteklemesi için profesyonelliğin fabrikası amatörlüktür. Amatörlükle profesyonelliği ayıramazsınız. Ama amatör ruhla mutlaka olimpiyatlarda olmak durumundasınız. Ve o amatörün de beslediği fabrika ise profesyonelliği besler. Ama profesyonellik de sonuna para getirir. Ama tabii şu anda ülkemizde ve dünyada profesyonel kickboks anlamında oturdu mu? Daha henüz oturmadı. Çünkü bazı yerlerde şu anda Dünya Federasyonu'na ve bazı yerlerde bir çalışmalar devam ettiriyoruz. Bunları iddialara döktürdüğümüz andan itibaren. Tabii bu bireysel sporlar biraz daha tehlikelidir. Şikeye biraz daha yakındır. O yüzden bunu tamamen uzak tutmaya çalışıyoruz. Farklı bir sistem kurarak hem sporcularımızın belli bir şekilde maddi bir kazancının olmasını sağlamak durumundayız. Hem antrenör arkadaşlarımızın hem onları yetiştiren insanların. Bizim amacımız bu. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sayın ederim. Başkanım programımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, bugünkü spor ruhu programında aile olmayı başaran bir camianın, kickboksun abisi Sayın Başkan Salim Kayıcı ile beraberdik. Kickboksu, sporun özelliklerini paylaşmış, konuşmuş olduk. Bir başka spor ruhu programında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.